11 MT2 kimyasal reaksiyonlarda deneysel hız problemlerine geçeceğiz. Arkadaşlar, en sonki dersimizde kademeli reaksiyonlarda hız bağıntısı bulmayı görmüştük. Kademeli reaksiyonlarda hızı nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musunuz? Kademeli reaksiyonlarda hız nasıl bulunurdu? Kademeli reaksiyonlarda hızı bulurken bizim için yavaş basamak önemliydi. Yavaş basamağa girenlerine göre hız bağıntısını yazardık. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şuydu. Ara ürün ve katalizör. Ara ürün bir tepkimede oluşup diğerinde harcanan maddeydi. Bakın H2O2 bu tepkimede oluşmuş, bu tepkimede harcanmış. Buna biz ara ürün demiştik arkadaşlar. Ve hız bağıntısında yavaş basamağın girenlerine göre yazmıştık. NO'nun karesi bakın ve H2'nin birinci kuvveti gördünüz. Kademeli reaksiyonlarda bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Katalizör tepkimeyi hızlandıran maddelerdi. Bir tepkimeye girip hızlandıran maddelere, girdiği gibi çıkan maddelere biz katalizör diyorduk. Bugünkü dersimizde arkadaşlar deney sonuçlarına göre hız denkleminin bulunması. Bu biraz daha zevkli bir şey ve hızın son konusu, son kısmı. Konu değil, aslında soru çözeceğiz burada. Deneysel sonuçlara göre hız bağıntısının bulunmasıyla alakalı arkadaşlar. Evet, buradan başlayacağım. Öncelikle bu soruyu ben çözeceğim, siz dinleyeceksiniz. Diğer soruları beraber çözeceğiz. Bakın arkadaşlar, size deneyler vermiş. Kaç tane deney yapılmış? Bir, iki, üç tane deney yapılmış burada. 3 deney sonucunda bu maddelerin hıza etkisi hesaplanmış. Şimdi bize bir tane reaksiyon vermiş. Bize bunun tek basamakta mı gerçekleştiğini, çok basamakta mı gerçekleştiğini söylememiş. Tek basamak deseydi benim bu deneylere ihtiyacım yoktu. Şöyle yazardım. R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi diye tek basamakta deseydi hız bağıntısını direkt bu şekilde yazmış olurdu. Ama bize tek basamak diye bir şey dememiş. Bize deneyler vermiş. Bu deneyler sonucunda hız bağıntısını ben kendim bulacağım. Nasıl bulacağım? Bakın. Birini sabit tutup diğerinin değişimine bakacağım. X'in sabit olduğu deneyleri buluyorum. X'in sabit olduğu deney birinci ve ikinci deney mi? Bakın burada X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? İki katına. Y'nin derişimi iki katına çıkınca hız kaç katına çıkmış? İki katına. O zaman diyorum arkadaşlar R eşittir K çarpı Y'nin derişimi iki katına çıktığında hız da iki katına çıktıysa bunun üstünde bir olması lazım. Çünkü 2 üzeri 1'den su 2 katına çıkmış olsun. Y'nin üstü 1'dir. Çünkü Y'nin derişimi iki katına çıktığında hız da iki katına çıkmış. Şöyle olsaydı bakın. Y'nin derişimi 0,01 iken sonra 0,02 olduğunda hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken hız 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olsaydı Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. Hız kaç katına çıkmış? 4 katına. O zaman derdim ki Y'nin karesidir. Ya da Y'nin derişimi 0,01 iken sonra 0,03 olduğunda herkes burayı dinlesin. Hız atıyorum 1 iken hız 27 olsun. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 3 katına. Hız kaç katına çıkmış? 27 katına çıkmış. Y 3 katına çıktığında hızın 27 katına çıkması için burada küp olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmesini yaparsınız. X'in derişimini sabit tuttum. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. Hız kaç katına çıkmış? 2 katına. O zaman Y'ye birinci dereceden bağlıdır dedim. Bu kısmı anlamayan varsa sorsun arkadaşlar tekrar. Y'ye birinci dereceden bağlı. X'i bulacağım. X'i bulabilmek için de Y'yi sabit tutacağım arkadaşlar. Bakın. Y'yi sabit olduğu yer neresi Y'nin? Herhangi bir yer bulabilirsiniz bakın. Y burada sabit görüyor musunuz? Y sabitken X'in derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. X'in derişimi 2 katına çıktığında hız kaç katına çıkmış? 4 katına. O zaman X'in
karesi dersiniz arkadaşlar. Çünkü x'in derişimi 2 katına çıktığında hızın 4 katına çıkması için buranın karesi olması lazım. Hız bağıntısını nasıl bulduğumuzu anlamayan var. Sesim kesik kesik geliyor. Başka Arda'nın şikayetine katılan var mı? Arda'ya katılan var mı? O zaman Arda sende problem var. Sesi iyiymiş. Arkadaşlar bakın, x'in derişimi sabitken şimdi tekrar anlatıyorum bakın. X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. Y'nin derişimi 2 katına çıktığında hız kaç katına çıkmış? 2 katına. O zaman R eşittir K çarpı Y'nin derişimi 2 katına çıktığında hız da 2 katına çıktığına göre Y'ye birinci dereceden bağlıdır. Çünkü 2 üzeri 1'den 2 gelsin. Hızı 2 kat ancak böyle artırabilirsiniz. Z'nin üstü 1 olması lazım. Y'nin derişimi 3 katına çıksaydı, hayır. Y'nin derişimi 3 katına çıksaydı bunun hesabını yapamazdım, olmazdı. Y'nin derişimi 3 katına çıktığında hız 2 katına çıkıyorsa bunu bulamazdım ben. Mesela şöyle olsaydı. Y'nin derişimi 4 katına çıktığında hız 16 katına çıksaydı Y'nin karesi derdi. İkisi de 3 kat olsaydı 3'ün birinci kuvvet derdi. Y'nin derişimi 3 katına çıktığında, mesela Y'nin derişimi 1'di, 3'e çıktı. Hız da 9'du, 27'ye çıktı. Y'nin derişimi 3 katına çıktığında, hız da 3 katına çıktığı için Y'nin birinci kuvveti derdi. O zaman olurdu. Şimdi bakın, Y'nin birinci kuvveti. Y sabitken, Y burada sabit mi? X kaç katına çıkmış? 2 katına. 2 katına çıktığında, hız kaç katına çıkmış? 4 katına. X 2 katına çıktığında, hız 4 katına çıktığına göre x'in karesi olması lazım. Çünkü 2'nin karesi 4 gelsin. Bu şekilde hız bağıntısını bulduk arkadaşlar. K'nın birimini soruyor bakın. K'nın birimini nasıl buluyorduk? Litre bölü mol. Derece eksi 1. Bu tepkimenin derecesi kaç? 2 artı 1'den 3. 3 eksi 1'den 2. Çarpı 1 bölü saniye. K'nın birimi budur arkadaşlar. Litre bölü mol derece eksi 1. K'yı nasıl bulacaksınız? Arkadaşlar bakın. K'yı bulurken şuraya hız bağıntısını tekrar yazıyorum. R eşittir. K çarpı x'in karesi çarpı y. K'nın değerini sormuş bize. Herhangi birinde yerini yazıyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü deney fark etmez. Herhangi biri. Birinci deneyi yazdım. Birinci deneydeki hız kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdım. Eşittir. K çarpı. Birinci deneydeki x kaç? 0.01. 0.01 çarpı. Birinci deneydeki 0.01'in karesi çarpı. Birinci deneydeki y kaç? 0.01. Bakın K'yı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bundan sonrası matematik gücünüz. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. Oradan da 10 üzeri eksi 2 geldi. 10 üzeri eksi 6. Aşağı bölü olarak geçti. Yukarı 10 üzeri 6 olarak çıktı. Cevap 10 üzeri 3'ten. K 2 çarpı 10 üzeri 3'ten 2000 verilir. İşte hatası yapmıyorsam. Şu işlemin sonucu 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6 evet. K buradan arkadaşlar 2000 gelir. K'nın birimini ve değerini bulmuş oldum. Anlamayan yazabilir tekrar. Tekrar sıkıntı olan ne? Bartu. Ses mi, görüntü mü? Soruyu anlamadın, o yüzden mi sıkıntı? İşlem sıkıntı. Yerine yerleştiriyoruz. Bakın, hız bağıntısını bulmuştuk. Hız bağıntısı R eşittir. K çarpı X'in karesi çarpı Y. Birinci deneydeki değerleri getirdim, yerine yazdım. Birinci deneydeki hız kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3.
çarpı birinci deneydeki x, bak burada 0,01 10 üzeri -2'nin karesi. 0,01 10 üzeri -2. Birinci deneydeki y kaç? 10 üzeri -2. K'yı buradan çektiğiniz zaman arkadaşlar K buradan 2000 geliyor. Bu kadar. Hız bağıntısını bulduktan sonra yerine yerleştirdim. Birim de zaten litre bölü mol derece eksi 1. Bakın birimine litre bölü mol derecesi kaç? 2, 1 daha 3. 3 eksi 1, 2 çarpı 1 bölü saniye. Tamam C şıkkına geçiyorum. C şıkkında x'in derişimi 0,1, y'nin derişimi 0,2 iken hız nedir diyor. Bakın yine hız bağıntısını kullanacağım. Hız bağıntısı neydir? R eşittir k çarpı x'in karesi çarpı y'dir. Hız nedir diye sormuş. R eşittir. K'yı kaç buldum ben? 2000. 2000'i yazdım. X'in derişimi kaç demiş? 0,1. X'in derişimi 0,1 iken Y'nin derişimi 0,2 iken Y'nin yerine de 0,2 yazdım. Hız nedir? Bu işlemin sonucudur arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 gelir. 10 üzeri eksi 3 olur. 3'leri götürür. Cevap 4 mü gelir? İşlem hatası yapmıyorsam cevap 4. Birini de yerine yazdım arkadaşlar. Birini de yerine yazdım diyorum. Hız bağıntısını da yerine yazdım. Şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 geliyor. Şurada 2 çarpı 10 üzeri 3. Buradan cevap 4 geliyor. Evet. Geçiyorum soruyu. Hız sabiti bulmayı anlamadın. Diğerinde daha iyi anlayabilirsin. Yani şu hız bağıntısını buldun. Kalem takılı kaldı. Hız bağıntısını buldun. Bak birinci deneydeki değerleri getirdin. Yerine yazdım hız bağıntısını. Birinci deneydeki hız kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. K çarpı. Birinci deneydeki x'in derişimi kaç? 10 üzeri eksi 2. X'in derişiminin karesi. Bak yerine yazıyorum. Hepsini yerine yazıyorum. Bak birinci deneydekileri getirdim yerine yazdım. Çarpı birinci deneydeki y kaç? 10 üzeri eksi 2. Bu kadar. Şunu bulduktan sonra, şu hız bağıntısını bulduktan sonra gerisini bunun üzerinden çözeceksiniz. Diğer soru da yine gelecek efendim. Evet arkadaşlar, bu soruda şimdi bakın öncelikle ben bir şöyle bir bilgi vereyim. Burada 3 tane madde var. 2 tane madde yok. 3 tane madde var. X var, Y var, Z var. Şimdi böyle bir soruda yapmanız gereken olay şu arkadaşlar. 3 madde varsa ilk bakacağınız şey soruda hızın değişmediği yer var mı? Buna bakacaksınız. Hızın değişmediği deney var mı? Var mı arkadaşlar? Hız hocam mesela şu deneyde değişmemiş. Şu deneyde de aynı. Evet aynı. 1 ile 4'te hız aynı. Görüyorsunuz bakın. 1 ile 4'te hız aynı arkadaşlar. Şimdi ilk bakacağım şey bu olacak benim. Şimdi 1 ile 4. deneyleri karşılaştırıyorum. Yorum yapacağım. Birinci deneyde x'in derişimi değişmiş mi? Sabit. Değişmemiş. Y'nin derişimi değişmiş mi? Sabit. Değişmemiş. Birinci deneyde, dördüncü deneyde Z'nin derişimi ne olmuş? İki katına çıkmış. Ama hız değişmemiş. Arkadaşlar, X sabit. Y sabit. Z'nin derişimi iki katına çıkıyor ama hız değişmiyor. O zaman ben şunu derim. Z hızı etkilemiyor. Hız bağıntısında Z diye bir madde yok. Mesela T'nin derişiminin artması hızı etkiler mi? Etkilemez. Çünkü T ürünlerde istediğin kadar artır. Hız bağıntısında T olmadığı için hızı etkilemez. Z'nin derişimi iki katına çıktığı halde hız değişmemiş. O zaman Z hızı etkilemiyor. Yani hız bağıntısını yazarken, şunu yazarken bunun içerisinde Z diye bir madde yok.
Anlayabildiniz mi bu demek istediğimi? Z'nin derişiminin artması hızı etkilemediği için hız bağıntısında Z'yi yazmak. O yüzden ilk bakacağınız şey hızın değişmediği, hız değişmediği noktayı karşılaştırdığım bir ile dördüncü deneyde Z'ye hız bağlı değilmiş. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar bu yorumu yaptıktan sonra? Bu yorumu yaptıktan sonra şunu yapıyorum. Bakın olayı basitleştiriyorum. Z hız bağıntısında olmadığı için Z'nin üstünü çizdim. Z benim hiçbir şeyimi etkilemiyor. Olay bu. Bundan sonra olay bakın bir önceki soruya döndü. Görüyor musunuz? İkili madde oldu. X ve Y kaldı. Burada da artık X ile Y var. Bir tanesini eledim. Sonra bakın buradan devam ediyorum. X'in derişimi sabit mi? 1 ile 2'de X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. Y'nin derişimi 2 katına çıktığında hız kaç katına çıkmış? 4 katına. Y'ye kaçıncı dereceden bağlı o zaman? R eşittir. K çarpı Y'ye kaçıncı dereceden bağlı? İkinci dereceden bağlı. Çünkü Y 2 katına çıktığında hız da 4 katına çıkmış olsun. İkinci dereceden bağlı. Birinciye halen doğru diyemem. Efe. X'i bulmadım. X'i de bulmam lazım. Y'yi sabit tuttum bakın. Y burada sabit mi? Üçüncü ve dördüncü deneyde. Y sabit. Y sabitken tersten de gelebilirsiniz. Bakın 4'ten 3'e giderken X'in derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. 4'ten 3'e gittim. Yarıya düşmüş olarak da düşünebilirsin ama yarıya düşmüş olarak düşündüğü zaman öğrencilerin kafası karıştırıyor. Öbür tarafta hızla karşılaştıramıyor. Yarıya düşmüş. Doğru bak. 3'ten 4'e giderken yarıya düşmüş. Sıkıntı yok. Ama kat artışı öğrenciler daha kolay karşılaştırıyor. 4'ten 3'e geçerken X'in derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. 4'ten 3'e geçerken Y'nin derişimi de kaç katına çıkmış? 2 katına. X'in derişimi 2 katına çıktığında hız da 2 katına çıkmış. O zaman X'e birinci dereceden bağlıdır arkadaşlar. Anlayabildiniz mi? Ben dedim. Evet, senin dediğini doğru çıkarmak için uğraştım Efe. Evet. Çok güzel anlaşıldı mı? Arkadaşınızın biri dediği gibi yarıya düşmüş olarak da düşünebilirsiniz ama kafanız karışabilir bakın. Yarıya düşmüş olsa 3'ten 4'e giderken x yarıya düştüğünde hız da yarıya düştüğü için x'e birinci dereceden dersiniz. Ama yarı olayında biraz karıştırıyor öğrenciler. Biraz daha mantık kat artışı daha mantıklı geliyor. Birinci doğru. K hız sabitini buluyorum arkadaşlar. Şimdi hız bağıntısı neydi? R eşittir. K çarpı Y'nin karesi çarpı X'in derişimi. Herhangi birinde yerine yazıyorum. Birinci deneyde yerine yazıyorum. Birinci deneydeki hız kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. K çarpı. Birinci deneydeki Y kaç? 0,01. 0,01'i 10 üzeri eksi 2 olarak yazıyorum. 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Birinci deneydeki özür diliyorum. Bakın Y'nin yerine X yazdım. Şimdi bakın Y'nin derişimi kaç birinci deneyde? 0,1. 0,1'i 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. 10 üzeri eksi 1'in karesi çarpı. İkinci deneydeki birinci deneydeki x'in derişimi kaç? 0,01. 10 üzeri eksi 2 yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan k değeri işlemini yaparsanız 10 üzeri eksi 4 0,2 gelir arkadaşlar. 0,2 geçer. Geyik muhabbeti bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sohbeti kapatırım. İkinci deneyi de yazdık. İkinciyi de doğru yazdık. Benim de dikkatimi dağıtıyorsunuz. Hız sabitinde buldum. Reaksiyon kademelidir. Bakın kademeli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi bu net reaksiyon. Tek basamakta gerçekleşse hız bağıntısını nasıl yazarsınız? R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi çarpı Z. Bakın tek basamakta gerçekleşseniz bağıntısını böyle yazarsınız. Ama hız bağıntısı nasıl çıkmış?
Bundan farklı çıkmış. Demek ki tek basamakta gerçekleşmiyor, çok basamakta gerçekleşiyor ve çok basamağın bir yavaş basamağı var ve yavaş basamağın girenlerinde 2Y'li X var. Başka hangi madde var? Z'nin olmadığı kesin. Başka katı maddeler falan olabilir. Ama yavaş basamak var. Yavaş basamağın girenlerinde 2Y ve X var. Tek basamaklı olsaydı bak, hep böyle yazılır. Direkt girenlere de göre yazarsın. Şundan da uğraşmazdın. Şununla uğraşmazdın. Tek basamaklı olsaydı. Direkt şuna göre yazardım bak, bu tepkime göre. Ama tek basamaklı olduğumuz bize söylememiş. Ve bunun sonucunda şurada bulduğumuz değer şunun aynısı çıksaydı tepkime tek basamakta gerçekleşirdi. Reaksiyon kademelidir ve arada demek ki bir yavaş basamak var. Yavaş basamakta da yavaş basamağa göre yazmışsınız bağıntısını. Gördünüz mü? Yavaş basamakta bu. Sorusu olan var mı bu soruyla alakalı? Cevap 1, 2, 3 gelecek. Çok iyi. Hız sabitini buldurdu zaten. Bak 0,2 olarak bulduk. Evet. Geçiyorum arkadaşlar bu soruya. Tek basamak değil. Kademeli. Evet. Sorudan önce şu soruya bir bakalım arkadaşlar. Evet, biraz bekleyeceğim. Sizin de bakmanız için. Hangisi doğrudur diye bir soru. Kesin bir yanlış. Efe B'ye doğru dedi. Kesin ifade kullanmanız lazım Efe. Bence kelimesi bir yanlış kesin demen lazım mesela. Çünkü net bir şey çıkarabilmeniz lazım. Evet. Vay be. Çok iyisiniz arkadaşlar. Konu çok iyi anlaşılmış. Hepiniz çok iyi dinlemişsiniz anladığım kadarıyla. Hepiniz doğru cevabı verdiniz. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Evet, ben iyi anlatıyorum ama siz de önemli olan siz. Şöyle, siz de kendinizi vererek dinlediğiniz için çok iyi anlıyorsunuz. Arkadaşlar bakın soruyu çözüyorum. Konuların anlaşılması ve soruların çözülmesinin en büyük pay öğrencinin kendisindedir. Ön yargılarını yıkıp dersi dinlerse çoğu konuyu anlar, çoğu soruyu çözer arkadaşlar. Kendinizdeki ön yargıları yıkmanız lazım. Ben yaparım demeniz lazım. Ben yapabilirim demeniz lazım. Çünkü yapamam diye başladığınız anda yani zaten yapamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Önemli olan kendi ön yargılarınızı yıkmanız gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Hangisi doğrudur diye sormuş. Buradaki deneylere bakıyorum. Y'nin derişimi sabit. Y sabitken X'in derişimi kaç katına çıkmış? 3 katına. X'in derişimi 3 katına çıktığında hız kaç katına çıkmış? Hız da 3 katına çıkmış bakın. O zaman X'e birinci dereceden bağlı. R eşittir. K çarpı X'e birinci dereceden bağlı. Geldim. X'in derişimi sabitken 1 ile 3'te. X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Y'nin derişimi 4 katına çıktığında hız kaç katına çıkmış? Hız da 4 katına çıkmış. O yüzden Y'nin birinci kuvveti. Hız ifadesi yanlış. Herhangi birinde yerine yazıyorum. Birinci deneyde yerine yazdım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 hız eşittir. K çarpı
Birinci deneyindeki x'in derişimi 0,2. Oradan görebiliyorsunuz. Çarpı y'nin derişimi birinci deneyde 0,1. Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar k değeri 2 geliyor. Burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelir. 10 üzeri eksi 2'ler birbirini götürür. Hız sabit, k'nın değeri 2'dir. Reaksiyon tek kademelidir. Baktığım zaman hız bağıntısı bu. Ama net tepkimeye göre hız bağıntısını yazdığım zaman R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi. Birbirinin aynısı değil. Birbirinin aynısı olmadığı için mekanizmalıdır. Tek kademeli değildir. Z'nin derişimi artırılırsa hız artar demiş. Hız Z'ye bağlı değil ki arkadaşlar. Bakın Z diye bir madde var mı burada? Yok. Z'ye hız bağlı değil. Demek ki Z ara ürün gibi bir şey. Tepkimenin hız bağıntısındaki y'nin derecesi 2'dir. Bakın hız bağıntısındaki y'nin derecesi kaç? 1. Size bu soruyla alakalı bağımsız olarak şöyle bir soru soracağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi hız bağıntısını ne bulduk biz? R eşittir. K çarpı x'in derişimi çarpı y'nin derişimi olarak bulduk hız bağıntısını. Size sorum şu. X'in derişimi 0,4 iken X'in derişimi 0,4, Y'nin derişimi 0,2 iken hız nedir? Böyle bir soru sordum size. X'in derişimi 0,4 iken Y'nin derişimi 0,2 iken hız nedir? -2 çarpı 10 üzeri -2 dedi arada. 16 çarpı 10 üzeri -2 dedi Kadir. İlayda 1,6 dedi. Yelda 1,6. Efe 16 çarpı 10 üzeri -2 dedi. Şimdi bakın. İki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol şudur. 16 çarpı 10 üzeri -2 diyenler doğru cevabı verdi arkadaşlar. Birinci yol şu. K hız sabiti kaç? 2. K'nın yerine 2 yazın. X'in yerine 0,4 yazın. Y'nin yerine de 0,2 yazın. Buradan 16 çarpı 10 üzeri -2 gelir. 16 çarpı 10 üzeri -2 gelir. Zaten üçüncü deneyin aynısını yazmış. Üçüncü deneyin aynısını yazmışım arkadaşlar. Hayır, aynısı değilmiş. Yerleri değişik değil mi? Aynısı değil. Tamam. Şimdi bakın. Yerleri değişikmiş. Aynısı değilmiş. Arkadaşlar ben bu soruyu şöyle yapabilirim. K hız sabitini bulmadan yapıyorum. Bakın. X'in derişimi 0,4. Y'nin derişimi 0,2 iken hız nedir diye sormuş bize. Şimdi X'in derişimi kaç kat artmış? 2 kat. X'in derişimi 2 kat artarsa birinci dereceden mi bağlı? Hız da 2 kat artmaz mı? Y'nin derişimi kaç kat artmış? 2 kat. Y'yi de birinci dereceden bağlı. Bakın birinci derece. Hız 2 kat artmaz mı? 2 kat artar. Toplam hız kaç kat artar? 4 kat. Burada hız kaçtı? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile. O zaman hız 4 kat artacak. Kaç olur? 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. K'yı bulmadan da bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. K'yı bulmadan size derişimler verirse hızı bu şekilde bulabilirsiniz. Herhangi biriyle karşılaştırabilirsiniz. Son anlattığım kısımda size ekstradan bir yani bu soru için belki kolaylık sağlamıyor. K hız sabitini bulduğunuz için. Ve değerler K'lı saatinin güzel bir değer çıktığı için. Ama çoğu soruda size kolaylık sağlayacak. Son anlattığım kısmı anlamayan var mı? Derişimin etkisini de çözmüştük böyle. Hatırlarsanız. Birinin derişimi artarken hız ne kadar artar falan diye. Arkadaşlar bir soru daha çözelim. Soruyu biraz yaklaştıracağım.
Önce aile B şıkkını çözelim. Evet. Şunlara bağlı değildir diye sorduğunuz bir şey, söylediğiniz bir şey var mı? A'ya bağlı değildir, B'ye bağlı değildir, C'ye bağlı değildir gibisinden. B'ye bağlı değil dedi. Kim dedi? Buse dedi. Arkadaşlar siz 10 numarasınız ya. Evet. Çok iyisiniz. Şöyle bakın. O zaman B'yi buradan siliyorum. B'ye bağlı değil. Hızın sabit olduğunu gördüm. Hız sabitken C'de sabit, A'da sabit. B'nin derişiminin yarıya düşmesi hızı değiştirmemiş. O yüzden hız B'ye bağlı değildir dedim ve B'yi buradan sildim arkadaşlar. B yok gibi davranabilirsiniz artık. Hız bağıntısını yazabilecek misiniz? Evet. Hız bağıntısını yazabilecek olan var mı? A çarpı C üzeri 2. A çarpı C üzeri 2 dedi Arda. Ya ben bırakıyorum artık ya. Çözün siz soruyu hadi. Çok iyisiniz arkadaşlar. Evet. Cevap doğru. A çarpı C üzeri 2. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakın A'nın derişimi sabitken 1 ile 3'te A'nın derişimi sabit. C'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. C 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkmış. O zaman R eşittir K çarpı C üzeri 2. Çarp. C'nin derişimi sabitken 3 ile 4'e baktım. C'nin derişimi sabit. B'nin A'nın derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına. A 2 katına çıktığında, hız da 2 katına çıktığına göre A'ya birinci dereceden bağlıdır. Evet. K değerini bulalım. Kaçtır? Güney dersi bitiriyor, sen geldin ya. Ne yaptınız hocam diye soruyor. Arkadaşlar çok şey öğrendi ama. Arkadaşlar K nedir? Evet, birisi bir şey yazdı. İstediğini kullanabilirsin. Bak C2 ile 4'ü de kullanıp A'yı bulabilir. Ama 2 ile 4'te bak A da sabit. A'yı bulamazsın. 2 ile 4'ü kullanırsan A'yı çıkaramazdın. Kullanamazsın. 2 ile 4. Buse. Çünkü A değişmiyor. A'yı bulabilmek için biri sabitken diğerinin değişmesi lazım. Ama K hız sabitini bulurken arkadaşlar herhangi birini kullanabilirsiniz. Kırk, seksen. Aynur, 400 doğru arkadaşlar. Evet, birinde yerini yazıyorum bakın. Birinci deneyde yerini yazıyorum. Birinci deneydeki hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. K çarpı birinci deneydeki C'nin derişimi 0,1'in karesi çarpı birinci deneydeki A 0,01. Birinci kuvveti. Herhangi birini yazabilirsiniz. Ben birinci deneyi yazdım. K buradan arkadaşlar işlemini yaptığınız zaman 400 geliyor. K'nın birimi litre bölü mol derece eksi 1. Bir de birimini sormuş. Derecesi kaç bu tepkimenin? 2, 1 daha 3. 3 eksi 1. 2 çarpı 1 bölü saniye. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Önümüzdeki ders...